Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Kaldığımız yerden Devil May Cry 3'e devam ediyoruz. Klasik yine Dante'nin bölümündeyiz. Üçüncü bölüm ile karşınızdayım. Bakalım nelerimizi geliştirebiliyoruz. 7000'imiz var. Aslında bekletebiliriz. Ama Ivana ve Ivory'yi de geliştirebiliriz. Tabancalarımızın ismi bu arada. Geliştirsem mi? Geliştirmezsem ileride drive yeteneğini alabilirim. Drive çok işe yarıyor. Ya da Stringer'ı ikinci level yapabilirim. Ya bekletebilirim çünkü ileride geliştirecek illaki aslan bulurum. Ya aslan bu arada statü. Statülerden şu andaki customize ekranına gelip bir şey yapabiliyorsunuz. Okay. Neyse. Hadi başlayalım. Hello. Come on, wimp. Şimdi geri gidip biraz stat kasalım. Ah be. Hop. Dante vuracağım mı? Come and get. Tamamdır. Let's go. Hayır ya. Oh. Fenor. Can kamlamamızı sağlar. Showtime. Sen de patla artık. Sana kilitlenmekten sıkıldım. Evet, bir Capcom oyununa daha hoş geldiniz. Kendileri böyle eşyaları kıra kıra Red Orb çıkarmamızı sağlıyor. Hadi ama. Ki ihtiyacım var mı diye soracaksınız. Hayır, ihtiyacım kesinlikle yok. Çünkü neden? İlla ki ileride alacağım çünkü. Ay. Doğru, Steam tuşuna basınca böyle şeyler oluyor. Ve bir shotgun. Yay. Normalde PlayStation 2 versiyonumda ben bu shotgun'ı aldığımda direkt oyun kapanıyordu, crash yiyordu. Ne kadar iyi değil mi? Bunu nasıl yapıyorsun? Tam üstüne mi gelmemiz gerekiyor? Ha, kılıç tuşuyla şey. Yani zıplamayla atak tuşuna basınca. Bu arada bu hasar da veriyor. Üstüne fazladan skill point sağlıyor. Ve yeni düşmanlarımız. Merhaba. Nasıl abi? Oradayken buldu. Fuck, şapkanın ne kadar uzattığını unuttum.
Seni unuttum ben baya baya. Gel. McFly'a hoş geldiniz. Hop. Emine Guru'nun girişi de burada. Yuhu. Break down. Blast off. Yani 15 bin. Kötü değil, iyi de değil. Daha da fazlasını alabilir miydim? Evet alırım. Niye almadım ben de bilmiyorum. Blue Orb'larda kendi canımızı yükseltmeyi sağlayan yanlış hatırlamıyorsam 4 tane almamız gerekiyordu bunlardan. Bir tanesini aldık. Ha merhaba. Hop. Bunlara da stil yaparak full orb kazanabiliyorsunuz. Yani bunun gibi. Blue orb. Mesela ikincisini de aldık. Ya üçüncüsü ya da dördüncüsünü alınca da canımız artıyordu. Bir tanrı statüsü bu da. İşte buradan yükseltiyoruz. Hem artık Stringer'ımızı ikinci level yapabiliriz ki ihtiyacım olan bir şeydi. Ve shotgun'ı da yükseltebilirdim bu arada ama ihtiyacım yok şu anda. Çünkü shotgun'ın hasarı bayağı iyi. Yani Stringer artık daha da uzağa vuruyor. Daha da uzağa sıçıyor. Ve hasarı yükseldi. Ebony ve Ivory'nin de hasarını yükselttik. Sıkmazla beraber. Ve Temine Guru'nun girişindeki Guardian Cerberus. Ne haber? Köpecik seni. Ne yapıyorsun? Ben siz eğlendim mi? Başka danteleri öldürürken ha? çoğunlukla oyunu burada bırakanlar vardı. Arkadaşlarımın çoğu. Hop. Buradan çık şimdi. Ölümlü. Güçsüzsün ve buraya girmek için... Lan bana solucan deme piç. It's showtime. Let's go. Come on. Ah, bana nasıl vurdun lan? Ay. Tamam havada güzel kaldı. Seni bir indirebilir miyim yine ya? Böyle aynen. Hadi düş artık. Ah! Koyuyorsun ben vururken falan. Aa.
ilk defa öldüm lan. Fuck me. Neyse. Cerberus bu, yapacak bir şey yok. Nasıl vuruyorsun abi? What? Ataklarını anlamıyorum Cerberus'un hiçbir oyunda ya. Robot olsun. Tamam. Ay, helal. Onu yemem bayağı sert. What the fuck? Fuck you. Who knows? I'm not even sure myself. Ben bile ne olduğunu bilmiyorum ki. You have proved your strength. I acknowledge your ability. Evet. Take my soul and go forth. You are my blessing. Ve kendini öldürerek ruhunu Dante'ye emanet ediyor. Gücünü kanıtladın dedi. Benim tuhamı mı sahipsin diyeyim mi artık? Şeyimi mi sahipsin diyeyim mi? Oraya pek fazla karışamam. Din olaylarında bayağı karışıyor oraya. O konular. Ve Cerberus. Nunchucks. Too easy. Kolay. Ve Cerberus artık yeni bir silahımız. Ve bakın kim giriyor. Hello. Hop. Ne haber lady? Are you going to the party? Partiye mi gidiyorsun? Bu acele ne? Bir daveti almadın mı? Let's go. Yeah. Woo. Ne haber?
Ha hadi ama bana öyle bakma. Ne haber? Ya bir selam verir insan, bir kelime konuş. Hayır, seni yapacağım işte. Okay, bye bye. Yahoo. Bütün füzik kurallarının içine etti bu arada. Ama Devil May Cry bu. This just keeps getting better and better. Her şey daha da iyiye gidiyor. Daha da iyi. Ve 3. bölüm gitti. Ah, kanser oldum. Harbi kanser oldum. Cerberus'un vuruşlarını hala anlamıyorum bu oyunda ve düşünün 30 saat gömmüş bir insanım ben bu oyuna. Topan atlaş, taptan bakalım. 37 saat gömmüş. Yani siz düşünün. Ve Virgil ve Arkham gen yanalar. O günün gelmesini, Dante'nin gelmesini bekliyorlar. Henüz katı çıkmasını bekliyorlar. Looks like we have an uninvited guest. Davetiye almamış bir misafirimiz var. Öyle mi? A human. Bir insan. A woman. Bir kadın. Tabii Arkham o sırada kız olduğunu anlıyor. Davet edememiş kişiyi üzülürüm ki. Davet edememiş insanı göndermek bizi düşer. Actually, I happen to be acquainted with that woman. Yani kızıyla arasındaki bağ olduğunu söyledi. A storm is approaching. A storm is approaching. Devil May Cry 5'teki şarkı, hatta kendisi. A storm is approaching. Tabii ilk yaraları falan. Of ya, şu an açıp dinleyesim geldi. Ve 4. bölüm. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.